Ya seninle benim ne tür bir ilişkimiz var da sen bana araba alıyorsun? Ayrıca pişmansan da karşıma geçip söyle. Özür dile. Böyle oyunlar çevirme. Ama tabii sen korkaksın. Yani Yıldız Handan'ın partisinde eğleneceğim aklıma gelmezdi. Vallahi çok eğlendim. Sefan olsun anneciğim. Doğan da gözünü senden alamadı. Ender düşünsün. Vallahi ağlayanın malı gülene hayır olmaz derler. Kesin bilgi. Ağlayanın malı meydandadır diyeceksin. Sandım bir an korktum. Neyse anneciğim. Ender'in derin dekoltelerinden aklıma geldi. Ama neyse boş ver. Ben şimdi nefes terapisine gidiyorum. Bütün bunlardan arınacağım. Aysel. Çantamı getirsene, hazırlamıştım orada. Ay bu da benle bozdu, bak arıyor. Efendim Doğan? Yıldız, müsait misin? Aslında değilim, şimdi evden çıkacağım, bir yere gidiyordum. Ne oldu? Ben Yıldız Su'yu merak etmiştim de. Yıldız Su gayet iyi. Merak edecek hiçbir şey yok. Anası yanında. Bak bu arada seninle biraz konuşmak istiyorum. Ne konuşacağız ki? Bak benim vaktim yok diyorum sana Doğan. Hiç kavga etmeden, sakin bir şekilde artık konuşmamızın vakti geldi. Tamam ama ben senin bana yaşattığın travmaları atlatabilmek için şimdi nefes terapisine gidiyorum. Ya? Nefes terapisi mi? Evet canım, nefes terapisi. Yani Boğaz Otel'de seminer varmış, ona katılıp... Bir nefeste yaşadıklarımı unutmak için. Yoksa kendimi Boğaz'ın sularına atmayı da bilirdim ama yapmıyorum. Tamam. Kapat. Bye. Alo? Küçük etti 2 dakikada beni. Sağ ol Ays. Neyse anneciğim, sporu hiç sevmediğim için doğru dürüst spor çantam bile yok. Onu da almamız lazım. Hadi bye. Mete, bana hemen Boğaz Otel'in kral dairesini kapat. Hemen. Merhaba. Canım nefes terapisi aynı yerde mi? Evet efendim. Yıldız. Yıldız. Doğan. Aa, senin ne işin var burada? Nefes terapisine mi geldin? Ben seninle konuşmak istiyorum. Konuş. Ama burada değil. Nerede? Yıldız, bana güveniyor musun? Tabii ki hayır. Kızının babası olarak bana güveniyorsan lütfen gel. Nereye? Yukarı. Yıldız. Lütfen. Evet Doğan. Ne oluyor? Yıldız, sana bir şey soracağım. Lütfen bana doğru cevap ver. Sor. Bu Ender'in hamilelik meselesi. Ya da Engin ve Zeynep olayı. Bunları bana bir şeyler ispat etmek ya da nispet yapmak için yapıyor olamazsın. Ve bu sadece benim huzurumu kaçırmak için de olamaz. Yıldız, sen bunları neden yapıyorsun? Yoksa hala beni seviyor musun? Sen bir kere yaptıklarına beni çok kırdın, tamam mı? Yani çok fazla kırdın ama gözümü de açtın. Ben seni nasıl affedeyim? Senin yaptıkların yani yenilir yutulur cinsten şeyler değildi. Yani hala beni seviyorsun. Doğan, biz seninle benzer bir konuşma yaptığımız zaman sen benim arkamdan gidip Ender'le evlenmiştin, hatırlıyor musun? Yıldız, ben çok pişmanım. Ve seni aklımdan çıkartamıyorum. Ben seni çok özlüyorum. Seni çok seviyorum. Ve eğer izin verirsen seninle tekrar birlikte olmak istiyorum. Ne? Bak.
senin de beni hala sevdiğinin farkındayım. Bunun aksi bir durum varsa lütfen söyle. Bir daha ağzımı açma. Yan evinden taşınırım. Ve sadece kızımı görmeye gelirim, o kadar. Yıldız. Doğan, boşanmadan olmaz. Sen önce boşan, sonra benim karşıma gel.